Herkese selamlar dostlar. 28 Ocak 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bugün için toplamda 4 adet mücadelem var. Bir kombin önerisi yapmadım fakat basket maçları güzel duruyor. İsteyenler yüksek orandan, isteyenler de ideal oranlardan sizlere önereceğim. Değerlendirme altına almak isteyenler takiplik olarak değerlendirme altına alabilir. Öncelikle birkaç duyuru duyuruyla başlamak istiyorum. Öncelikle Telegram grubumuz var bildiğiniz üzere. Herkese açık Kangatif YouTube Telegram kanalı var. Burada da artık bülten bir 20 günlük süreyle dal ve 20 günlük süre dahil ya ondan sonraki süreçlerde gerek NBA kuponu olsun gerekse ara ara canlı tercihlerle burada herkese açık tercihler vermeyi düşünüyorum. Sizler de açıklama kısmında hem de yorumlara sabitleyeceğim. Ben oradan sizler de katılırsanız sizler de ekstra ücretsiz tercihlerden de faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Sadece açıklama veya yorum kısmından Telegram kanalına katılmanız yeter. Herkese açıktır bu. Zaten Kangal Tips YouTube diye Telegram'da arattığınız zaman da mutlaka zaten göreceksiniz. Instagram'dan da zaten duyurusunu yaptım. Şimdiden gelecek herkese bol şanslar dileyerekten geçeyim. Dünden önce bir kombin önerisi yapmıştık. Real Madrid Unis kazan mücadelesi vardı. Luton tam mücadelesini önermiştim. Gent mücadelesini de almıştım. O kombin önerisine günün tek kombinesiydi. Başarılı oldu arkadaşlar. Şöyle kombineye baktığımız zaman da Real Madrid'in maç sonu biri. Luton tam mücadelesi ilk yerden gelecek bir gol. Dakika 44'te geldi. Gent mücadelesinde zaten erken bir gol geldi. Osten dağıttı attı erken dakikada. Böyle bir ideal oran çıkarmıştım. 1.96 olması lazım. Nesine de oranı toplam. Böyle güzel bir kombineden kazandık. Değerlendirenler mutlaka vardır. Değerlendiren herkese katıl grubundaki arkadaşlar özellikle tebrik ederekten de geçeyim arkadaşlar. Bir basketimiz vardı. Baktık şansımız yerinde bir de basket önerisi yapalım dedik o gün. Brooklyn'de eksik çok fazlaydı. Lakers'a yöneldim direkt maç 2 olarak. Değerlendirme altına aldık geldi. San Antonio'ya aynı şekilde yöneldim direkt maç 2 olarak. Böyle ikili bir NBA tercih yapmıştık katıl telegram grubunda. Bu tercihlerimiz de başarılı oldu. NBA'den de güzel bir şekilde kazandık. Zaten açıklama kısmında zaten solda nasıl açıklama yaptığımı da sizler de görüyorsunuz ekrandan. Bir tercih daha vardı. O da bugünün NBA'siydi. Yani bu sabah oynanan NBA diyeyim ben size. Cleveland mücadelesine 215.5 üst verdik. Ve Clippers mücadelesine de 211.5 üst verdik. Clippers mücadelesi geldi. Milwaukee mücadelesi 2 sayıyla yattı arkadaşlar. 214'te kaldı. Şansımıza o iki serbest atış girseydi zaten bu da başarılı olmuştu. Çok yaklaştık tekrar tekrardan deneyeceğiz yani bakalım. Bunlar da geçiyorum. Bir de canlılarda göstermek istiyorum ekranda gördüğünüz üzere. Nasıl canlı gidiyoruz? Bildiğiniz gibi Euroleague maçları var. Ara ara da futbol maçları var. İzleyebildiğimiz özellikle basket maçlarını ben biraz daha takip ediyorum. Mesela Real Madrid mücadelesini izliyordum. İlk periyotu izledim ben. İlk yer 71.5 üst dedim. Dedim ki gelmeye çok yakın dedim. Değerlendirecekler bu şekilde bir değerlendirme altına alabilir. Keza barem çok yükseldi. Çok fazla üçlükler gelmeye başladı. Ben şöyle bir öneri yaptım. İlk yarı 84.5 alt. Arasında bitecek belli dedim. Sürekli üçlük atıyorlardı. Mutlaka bir yerde duracaklar dedim. Böyle bir şekilde aldım. Her iki şekilde de kazandık arkadaşlar. Hem ilk yarı 71.5 üstten kazandık. Hem de ilk yarı 84.5 alttan kazandık. Onun dışında şöyle aşağı doğru bakalım. Burada kombinemiz geldi. Bir daha canlı patlatayım mı dedim. Patlatalım. Neyi patlattık? Real Madrid mücadelesine dedim ki Ulis Kazan 19 sayı fark yemez dedim. Yani bu takım normalde böyle oynamıyor. Gününde değil fakat yani fark çok fazlaydı. 19 sayı farkı yemez dedim. Maçta bir ara 30 sayı farka kadar çıktı. Hatta ben buraya almışım. Hiç hiç reaksiyon veremiyor. Geçmiş olsun dedim. Bu bahis gelmez dedim. Sonradan bir baktım. Ağlar gelmiş ya niye uyandırmıyorsunuz Haha ha diyerekten gülmüşüm. O da gelmiş arkadaşlar. Baktığımız zaman 3'te 3 oldu bu canlıda. 17 sayı farkla bitti. Son anda 3 tane 3'lük attı. Yunus kazan öyle geldi. Yoksa çok zordu. Real Madrid boş kesim Yunus attı. Şansımıza geldi onu da belirteyim. Bu şekilde canlılarla da devam etmekteyiz biz katı telegram grubunda. Sizler de dahil olup ekstralardan faydalanmak istiyorsanız gelebilirsiniz arkadaşlar. Ana Telegram grubumuz canlılarının bulunduğu grup. Oran dahil olabilirsiniz. Telegram yüksek oran grubundan aynı şekilde hem ana Telegram grubuna hem de yüksek oran grubuna dahil olabilirsiniz. Her şey dahil iletişim grubunda yüksek misli oynadığınız maçlardan bahsediyoruz. Sizler de dahil olabilirsiniz. Gerçekten de maçlara geçeyim. Şimdiden bol şanslar. Şimdi i̇lk mücadelemiz Turidense ile Charlora'yı mücadelesi. Sizden ricam videoyu aynı şekilde güzel seviyede like atarsanız sevinirim. Artı 300'ün üzerinde like gelirse sevinirim. Emeğe saygı açısından Hemen 2 saniye like atarsanız sevinirim. 1 ve 2 direkt maçlara başlıyorum. Şimdi Henik takımına baktığımız zaman da maçın gol beklentisi olanların tersine biraz daha yüksek arkadaşlar. Öncelikle ondan bahsedeyim. Ben sizlere biraz oyun bahsedeyim. Dep özellikle deplasmandan bahsedeyim. Şimdi deplasman takımı kaleyi gördüğü zaman ağırlıklı olarak şut çekmeyi seven bir takım. Ve ara pasları dener. Ara pas baktığı pozisyon yok. Pozisyonu yaratıp şut çekmeye, takım, şut çekmeye çalışan bir takım. Yani aynı şekilde ağırlıklı olarak baktığımız zaman da zaten sol kanattan saldırdığını görmek mümkün. Ev sahibine baktığımız zaman da ev sahibinin şöyle bir özelliği var. Ev sahibi Trudence ise uzun toplarla defans açmaya çalışan bir takım. Evinde oynadığı zaman biraz daha ofansif gidiyor açıkçası. Ondan dolayı Trudence'den de ben gol bekliyorum. Zaten burada deplasmanı favori görmüşler. Fakat şöyle bir tercih yapacağım. Son günlerde biraz daha ideal tercihlere gidiyorum bildiğiniz üzere. Düşük oranlardan yüksek tercihler yakalamaya çalışıyorum. Ben mücadelenin biraz Belçika ligi olduğundan dolayı da çekişmeli geçmesini bekliyorum. Şimdi ben Eylik takımda izlediğim takımlar çok fazla değil. Fakat istatistik olarak değerlendirdim. Son maçlarına baktım biraz. İlk yerden gelecek bir gol 1.37 gibi oran açmışlar. Yani körler sağlar birbirini ağırlar Belçika'dır. İlk yerden bir gol gelirse ben şöyle taktik anlamına da baktığım zaman da mümkün açıkçası şöyle baktığımız zaman da. Ondan dolayı ilk yerden bir gol 1.37 oran tek tercih idealdir. Değerlendirme altına almak isteyenler değerlendirmeyi alabilirler. Şimdiden bol şanslar. Stok City mücadelesini değerlendirme altına aldım. Şimdi maçta favori ev sahibi. Ben de ev sahibinin yanındayım. Stok City'nin arkadaşlar bu hafta 2 tane maç oynadı. 3. maçını oynayacak. Bir haftada 3. mücadelesini oynayacak. Oynadığı maçlara baktığımız zaman da zorlu maçlar. Kendi evinde full mücadelesi oynadı. 22'sinde 25'inde aynı şekilde oynadı. Deplasmanda komentli mücadelesi oynadık ki çok fazla pozisyona girmedi. Golü de bireysel hatalardan yedi zaten. Şimdi de 28'inde tek... Şimdi baktığımız zaman şöyle bir öneri yapayım sizlere. Ev sahibinde şöyle bir özellik var. Ev sahibi biraz daha dinlenmiş bir takım. Kendi evinde daha oturaklı bir takım. Yani bir sistemi olan takım diyorum ya ben her zaman sizlere. Sistemi olan takımlardan bir tanesi. İleride Daniel Ward var. Takımın en golcü ismi. 10 gol isimle. O gol o golcüyle ileride beslemeye çalışacak arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman da 3-4-2-1 şekilde oynuyor ki Stock biraz ters gelebilir bu tercih. Stock City'nin oyun baktığımız zaman da 3-5-2 3, 3 defa oynuyor. O kanatlardaki Smith ve sol bekteki Time'ın ileri git gel yapıyor. Ama bu maçta dediğim gibi bu hafta oynayacaklar 3. maçta ne kadar verim alabilirler tartışılır. O yüzden ben şöyle bir tercih yaptım. Yüksek orandan ben şimdi idealden önereceğim de oran açmamışlar. Ben ev sahibinin yenileceğini düşünmüyorum öncelikle. 0-1 çifte şansı zaten. 0-1 çifte şansı zaten değerlendirme altına alınabilir. Fakat oran yok. Ben yüksek orandan değerlendireceğim bu mücadeleyi. Maç sonu 1. Direkt 2 22 gibi oranı var. Hatta skor beklentimde 1-0'lık ev sahibinin galibiyeti. O sebeple 4.5 altında 1, 3.5 altında 1, 2.5 altında 1, 1.5 altında 1, 6.20 oranı var. Yani 1-0 ona göre tabii 2 oranla tabii yeterli olacaktır. Değerlendirme altına almak isteyenler direkt ev sahibinin maç sonu galibiyetini değerlendirme altına alabilir. 1-2-22 gibi orandan. Monaco Real Madrid mücadelesi Real Madrid'in ulus kazanma mücadelesini izledik. Dağıttı, dağıttı. Vallahi dağıttı yani. Tavares de takıma döndü. Gerek potu altında gerek de dış, at, dış atışlarla birlikte çok fazla etkili oldu. Takımın maçın adamı kim oldu bilmiyorum ama muhtemelen Yabusel olmuştur. Yani dış atışlarda çok güzel bir başarı yakaladı. Tavares de keza o eski formunda olmasa da gayet iyi bir şekilde sergiledi. Yani Real Madrid bildiğimiz Real Madrid. Elinden geleni yapan bir Real Madrid var. Hücud, eksikler de takıma döndü. Maçlarda daha çok skorlu Real Madrid takımı görebiliriz. Monaco'ya baktığımız zaman da Monaco'da bir hoca değişikliği oldu. Koç değişikliği oldu Monako takımında. Koç değişikliği olduğundan beri 3'te 3 yaptılar. Mike James'in zaten hocayla problemleri vardı Monaco'nun yıldızının. Ben burada Monaco'nun yine Mike James'in önderliğinde dış atışlarla birlikte eğer güzel sayı yakalayabilirse ben mücadelenin üste gitmesini bekliyorum. Monaco'nun da kendi evinde olmasından dolayı dış atışlarda da güzel başarı yakalayan Mike, zaten üçlüyü sallıyor bir de defa oluyor. 4 sayı direkt yapıştırıyor Monaco. Ben en alt baremden üst önereceğim. İdealdir. 152.5 üstü 1.49 gibi orandan önereceğim. Değerlendirme altına alacaklar. Değerlendirmeye yapabilir bol şanslar. Milano ile Zalgiris mücadelesi. Yine güzel maçlardan bir tanesi ideal olarak önereceğim. Zalgiris'in zaten Eurolikte deplasmanda galibiyeti olmayan iki takımdan bir tanesi. Pana ile Zalgiris'in deplasmanda galibiyeti yok. Milano'da son dönemlerde ritmini yakaladığını söyleyebilirim. Güzel bir yükselişte. Şöyle bir direkt değerlendirme altına aldım. Monaco, Milano'nun tarafındayım zaten. Fakat ilk yarıdan gelecek galibiyetlerle oran yakalamaya çalıştım. Şöyle bir idealden ilk yarıdan 4 fark atanın oranı 1.42 gibi oranı var veya biraz daha oran yükseltmek isteyenler ilk yerden 5 fark atar şekilde değerlendirme altına alabilir. İdeal demin önereceğim. İlk yerden Milano 4 sayıyı farklı önüne bitirir. Değerlendirecekleri bol şanslar. 4 maçın analizi bu şekilde. Kombin üresini daha henüz oluşturmadım. Yarın gün içinde mutlaka oluşturacağımdır. Kata Telegram grubuna bir tane kombin atacaktım. Bildiğiniz üzere çok fazla maç yok. Dikkatli olursanız sevinirim arkadaşlar. Onun dışında e, video like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay. Seviliyorsunuz arkadaşlar.